Hoş geldin. Sevgilim, odamı özlemişim ya. Nasıl geçti? Süper. Ya gün geçtikçe iyiye gidiyorum. Zaten birileriyle konuşmak falan çok iyi geliyor. Ya adama bir tek Osmanlı'daki halimi anlatmadığım kaldı. Aferin. Bir ödül öpücüğü yok mu? Ya niye oradasın, gelsene yanıma. Ne yaptığının farkına vardın mı? Onu görmeye geldim ben. Vardım. Vardım. E zaten saçma bir şeydi. Zaten ciddi de değildim de anlatamıyorum. Neyse, geldi geçti ya. Benimle vedalaştın Ali. Gayet ciddiydin. Annenle babanın karşısında söyleyemiyorum bile. Bir haftadır bunları yapan sen değil misin gibi takılıyorsun. Aydınlandım. Aydınlandım Selin, yanlıştan döndüm. Yani senden özür diledim, herkesten özür diledim. Çünkü herkes haklı, ben haksızım biliyorum. Bak bana bir şey olmadı, iyiyim yani. Dün öyleydim, bugün iyiyim. Ya Ali, bir haftadır etrafındakileri kök söktürüyorsun. E olsun o kadar ya. Biri 10 yıllık arkadaşım, diğeri sevgilim. Ya normal bir insan böyle bir şey yaşasa, ne bileyim, içine kapanır, üzülür, anlarım. Ama sen... Ben farklıyım kızım. Sen onun için aşık olmadın mı bana? Ben kendini öldürme düşünen bir adama aşık olmadım. Yardıma ihtiyacın olduğunda her zaman yanındayım. Ama önce yardıma ihtiyacın olduğunu kabul etmen gerek. Benim neye ihtiyacım var biliyor musun? Benim gamzelerine. Kızıyorken bir anda neşelenmene. Bana öyle kapkara bakarken ruhumu aydınlatmana ihtiyacım var. Benim sana ihtiyacım var. Full zırva. Hissettiklerine söylediklerine aynı şey değil. Oo. Uzman Selin Hanım konuştu. Neymiş hissettiklerim? Sen darmadağınsın. Ya bir araya gelemiyorsun, toparlayamıyorsun kendini. Hadi ya, sen mi toparlayacaksın beni? Ben yapamam. Ama yardım edebilirim. Yardım alıyorum bebeğim. Hem de profesyonelce yardım alıyorum. Yani her şeyi olması gerektiği gibi yapıyorum. Sorun yok. Ve akşam baba adaylarım, annem ve bütün ailemle konuşacağım. Daha ne olsun? Niye geldin sen buraya? Ne planlıyorsun sen? Ne yapacaksın sen akşam? Hey, yarım bıraktığım işi tamamlayacağım. Komik değil. Ay Selin. Şimdi üstümü değiştireceğim. Çıkacak mısın? Yani istiyorsan kal. Kalacak mısın? Mavi gözlü dangalak. Mavişmiş. Sen cehennemlerde yan maviş. Manalı bakışlı, manasız salak. Terbiyesiz, küstah. Kardeşim, bu sözlüğümü yazmaya karar verdin? Ya kendime gelemiyorum Nazlı, bak ben kendime gelemiyorum. Ya sen kendine gelirsin, zaten ne olacak? Savaş gidecek, o evin sahibi çocukla konuşacak. Ali de çıkınca o kendine gelir herhalde. Çıkmasın o ya, çıkmasın, orada kalsın o. Hem etrafındaki insanlara zarar da vermez. Ama var ya, benim artık umurumda değil. O dengesiz, sevimsiz, umurumda değil. Yani Selin, bence tabii umurunda da... ...sen şimdi ona bir şey yapamıyorsun ya... ...o yüzden birazcık üzülüyorsun gibi. Nazlı ya, ne yapabilirim ben? Ali öyle teselliden anlayacak biri değil. Sertlikten anlar anca o. Bak o konuda haklısın, onun böyle temiz bir dayağa ihtiyacı var. Dönmelere doyamam onu. Ama o yaptığı saçmalıklar yanında kalmayacak onun, bak kalmayacak.